o zamana kadar toprağa bağlı, belirli bir düzen içerisinde yaşayan toplulukların ve Roma gibi büyük bir gücün mağlup edilmesini hazmedemiyorlar. Evet. Ve bu Avrupa coğrafyasının çok kısa sürede geçilmesi, yani Don bölgesinden Macaristan bölgesine gitmeleri 2-3 yıl içerisinde bunu başarabiliyorlar. Ve Avrupa şaşkınlık içerisinde ve gerek kaynaklarda gerekse daha sonraki araştırmalarda çok olağanüstü tasvirler ortaya çıkıyor. Onun için bu zihniyet meselesini, zihni yaklaşımları, ön yargılı yaklaşımları ortaya koymadan gerek Hunlar gerek daha sonraki topluluklara bakış açısını anlamak mümkün değil. Hatta o kadar ki dün yine bahsettiniz, ben biraz daha geriye çekiyorum. Avrupa Birliği'nin zihni temellerinin Atilla ile atıldığı dahi söyleniyor. Çünkü Atilla'dan itibaren, Hunlardan itibaren artık Hunlar ve daha sonra gelen topluluklar hep ötekidir. Ve belki de Batı tarihinde ilk ötekileşme, ötekileştirme Hunlar ile başlıyor. Peki Atilla İmparatorluğu nerede kuruyor ilk olarak? Yani Hun İmparatorluğu'nun kuruluş yeri neresi? Devletleşme süreçleri Don bölgesinde oluyor ilk. Ve Hun Devleti'nin ilk oluşumu konfederasyon şeklinde. Asya'dan Türkistan bölgesinde. Yani bütün Türk imparatorlukları konfederasyon değil mi? Evet, ama bunlarda biraz daha değişiklik var. Devletleşme sürecine gittiğini çok net olarak hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Türkistan coğrafyasından ana yurtta Hunların liderliğinde birçok Türk ve Türklerle birlikte Moğol boyları Avrupa'ya göç ediyor. Ve 300'li yılların sonuna kadar savaş zamanlarında Hunların liderliğinde bir araya gelen ve savaş ve tehlike anı geçtikten sonra her boyun kendi obasına, kendi toprağına çekildiği bir yapı var. Ve Gotların, Doğu ve Batı Gotların hakimiyet altına alıp yavaş yavaş Avrupa işlerine doğru ilerleme başladığı zaman yine Hunların liderliğinde artık bir devletleşme süreci başlamıştır. Ve bu devletleşme süreci 420-20'li yıllarda Roa'nın başa geçmesine kadar sürüyor. Ve Roa ile birlikte hem devletleşme süreci tamamlanıyor hem de Atilla'nın imparatorluk haline getirdiği devletin zihni, bürokratik, askeri temelleri atılıyor. Ve artık iyice Batı'nın içerisinde. Peki bürokrasi var mı? Çünkü baktığınız zaman yani sanki Hunlara, sizin gibi uzmanı falan değilim ben tabii. Hunlara baktığınız zaman sanki o sizin bahsettiğiniz göçebe toplulukların bir araya gelmesi oluşmuş bir konfederasyon var. Ve sanki böyle tutarlı bir bürokrasi, gerçek bugünkü anlamda belki diyebileceğimiz bir nizamı, düzeni, intizamı yok gibi geliyor bana baktığımız zaman. Bir intizam muhakkak kendi içerisinde var ama yani ne bileyim bir Roma, bir işte sonrasında bir Bizans gibi ya da bir Çin İmparatorluğu gibi oturmuş kurumları, o kurumların kendi içerisindeki hiyerarşisi falan sanki Hunlar'da yok gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Şimdi biraz bu anlayış şuradan kaynaklanıyor. İşte İbn Haldun'dan beri o meşhur yedi iklim teorisinde Türkleri göçebe olarak kabul ediyor ve Türkleri göçebe olarak kabul ettikten sonra Batı kaynaklarında hep vahşi, barbar, kural, nizam tanımaz unsurlar olarak tasvir ediliyor. Ve bu tasvirlerden yola çıkarak günümüz veya daha öncesi modern çalışmalarda Hunlar hep göçebe olarak gösteriliyor. Eğer İbn Haldun'un ifade ettiği göçebelik anlayışını Türklere uygularsanız ortaya büyük bir yanlışlık çıkıyor. Mesele buradan kaynaklanıyor zaten. Türkler belirli sınırları belli coğrafyalarda hareketli hayat tarzına, at üzerinde hareketli hayat tarzına sahip olan bozkurlu, çoban kültürüne dayanan bir hayat nizamı ve aileden boya kadar müthiş bir şekilde teşkilatlanan bir yapı var. Bozkır hayat tarzı ile göçebeyi aynı kefeye koyduğunuz zaman böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bozkır yerleşik mi? Bozkır yerleşik değil ama yerleşik gibi kuralları olan
Yani rastgele hiçbir boyun, hiçbir zümrenin hareket edemediği ve mutlaka meşru olan, bütün toplum tarafından kabul edilen bir hükümdar ailesi etrafında, kut verilen bir hükümdar ailesi etrafında teşkilatlanan bir yapı var. Şöyle bir örnek vereyim daha iyi açılması için, anlaşılması için. Bugün Anadolu coğrafyasında veya Osmanlı döneminde konar göçerlerle, işte yörükler veya başkaları, konar göçerler ile şehirli hayatında yazlık ve kışlık gibi, kışın şehirlerde oturan insanların yazın yaylaya çıkması, yazın yaylaya, bağlara gitmesi gibi bir hayat tarzını aynı kefede değerlendirirseniz, evet, o zaman Türklerle de göçebelik ve bozkurlu hayat tarzını ayırt edemezsiniz. Eğer göçebe olsaydı, Hunlardan itibaren tespit edilen 24 devlet bürokrasinin 24 makamın olduğu, bunun Göktürklerde 28'e çıktığı ve Avrupa'da Hunlarda da çok ciddi bir bürokrasinin olduğunu görürsünüz. Evet. Peki niye kalmış yazılı kaynak yok o bürokrasiden? Yani biz tarih yazan değil de daha çok sözele dayanan, tarihi yaşayan ve anlatan, ihtiyaç hissetmeyen, yazmaya ihtiyaç hissetmeyen. Yani bunlarda bir Murat Bardakçı yoktu yani. Bir Murat Bardakçı yok demek. Ve hareketli, coğrafya içerisinde hareketli bir hayat tarzı var. Ama bu hareketli hayat tarzı dediğim gibi aileden boya, boylardan devlete kadar müthiş bir intizam içerisindeydi. Mesela bürokrasinin olup olmaması konusunda şunu bahsedebiliriz. Atilla döneminde boylardan oluşan, Türk beylerinin liderliğinde boylardan oluşan ve boylardan karar alan, bir araya gelen, meclisi oluşturan bir grup var. Atilla ile birlikte ki romanın, Doğu romanın çok ciddi iç karışıklığa yol açma, isyanlara teşvik etme, beyleri ve hanedandan ulaşabildikleri kişileri, teşebbüsleri karşısında belki Türk tarihinde bir ilk olarak merkezde ciddi bir operasyon yapmış. 434 yılında ilk defa at üzerinde Doğu Roma karşısına çıkıp Ruadan kurtulduk diye sevinç gösterileri yaparken, at üzerinde bütün diplomatik teamüllere aykırı olarak, ki şuurlu olarak yapıyor bunu, isteklerini anlaşma şartları olup, anlaşma şartı olarak yazdırdıktan sonra insanların zihninde bir Atilla imajı oluşturuyor. Ve Bizans'a sığınan, Doğu Roma'ya sığınan, İstanbul'a sığınan ve isyana teşvik edilen iki kişiyi sembolik olarak anlaşma imzaladıktan sonra geri alıyor ve halkın gözü önünde idam ediyor. Atilla başa geçtiğinde yıl kaç? 434. Ve fetihler ilerledikçe... Peki, özür dilerim, lafınızı kesiyorum ama biraz daha anlaşılır kılmak için. Atilla imparatorluk ya da devletin başına, tahta oturduğu sırada bunların merkezi nerede? Artık onların merkezi Orta Macaristan'a, Panonya bölgesine, Karpatlara kaymış vaziyette. Evet. Ondan oraya kadar, yani Atilla'dan önce Macaristan'a kadar gelmiş onlar. Gelmiş. Ruayla geliyorlar. Yani Ruay devletin başına geçtikten sonra tam göç zamanları takip edilemiyor ama Doğu Roma ve Batı Roma ile ilişkiye geçerken artık Orta Macaristan'da, Karpatlar bölgesinde. Peki şimdi orada toplam kaç kişilik bir güce sahip Atilla baktığınız zaman, askeri güç ve nüfus olarak, yani bunların nüfusu ne? Toplam nüfusu ve eldeki askeri güç ne? Şimdi nüfusu tespit etmek mümkün değil ama Türk tarihinin, batıdaki Türk tarihinin en önemli savaşlarından 451-452 yılındaki Katalonun savaşında, Campus Mariacus savaşında derler ki Hun ordusunun 150-200 bin arasında olduğu, Batı Roma ordusunun da 150-200 bin arasında